Bugünkü konuğum, bu haftaki konuğum da Sevgi Akarçeşme. Bir mesai arkadaşım, birlikte İstanbul'da da çalıştık. Şimdi yollarımız, ülkelerimiz ayrıldı, kıtalarımız ayrıldı. Farklı kıtalardayız ama gönüllerimiz beraber aynı işleri yapmaya çalışıyoruz. Sevgi Hanım, hoş geldiniz yayınıma. Hoş bulduk Bülent Bey. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Estağfurullah, siz geldiniz, zahmet ettiniz. Ben hemen Amerika maceranızdan başlamak istiyorum. Şimdi Amerika'da yaşıyorsunuz ama bu sizin ikinci Amerika maceranız. Aslında daha önce de Amerika'ya gitmiştiniz, oradan Türkiye'ye geldiniz. İlk gidiş serüveninizi biraz anlatır mısınız bize? Eyvah, zor yerden sordunuz çünkü benim Amerika gidiş gelişlerim o kadar düz ve net değil. Acayip derecede zikzaklı, maceralı. Seyircilerin daha çok hoşuna gidecektir. Gidiş dönüşlerle dolu. Hatta köşk için mülakata gittiğimde benimle mülakatı Nursun Emecan yapmıştı. Ne alaka diyeceksiniz ama öyle yani. Şimdi burada da bunu belirtmiş oluyorum. Kitapta yazdım gerçi. Ama o bile şey demişti. Bu rezümeye bakıyorum özgeçmişe. Niye bu kadar çok gidiş geliş var diye. Ben de ona şey demiştim. Yani herkesin hayatı sizinki kadar, ona benzer bir şey demiştim. Sevmemişti galiba beni. Hani sizinki kadar ayrıcalıklı olmak zorunda değil gibi bir şey söylemiştim. Herkesinki o kadar kolay gitmiyor diye. Gerçi ben de hani sonuçta burslu kabul olarak pek çok kere doktora programına başladım. Ama geri döndüm. Hem Amerika'yı seviyordum hem burada kalmak istiyordum. Ama aynı zamanda gönlüm Türkiye'deydi. Yalnızdım, aileyi özlüyordum. O yüzden benim birkaç kere gidiş dönüş, birkaç kere pişmanlıkla devam eden, eninde sonunda Erdoğan sayesinde bütün bir seçenek kalmayınca, köprüleri yıkınca mecburen kaldık. Temelli Amerikalı oldunuz. Evet. Erdoğan'dan da Allah razı olsun diyorum. Bazen böyle çevremdeki bazı insanlar kızıyor. Şakayla da olsa. Allah Allah razı razı olsun. olsun demeyin de belki yani sağ olun filan diyebilirsiniz. Peki Yani dönü... şakayla karışık. Çünkü Elbette, elbette anlıyorum. insanın sorunuza döneceğim ama insanın seçeneği olunca köprüleri yıkamıyor. O zaman böyle öğrenciyken şöyle İlk defa Amerika'yı 1997 yılında bir lise öğrencisi, liseyi bitirdiğim sene gördüm ve bayıldım bu ülkeye. Ama gezi için gelmiştim, bir okul gezisi. Ben devlet okulunda okumuştum Kabataş Erkek Lisesi'nde ama babam ikimizi birden okul gezisine göndermişti. Ve Kaliforniya bölgesi, Los Angeles, Universal Studios, işte Disneyland, böyle Beverly Hills falan. Bayıldım Amerika'ya. Yani en görülebilecek ve yaşanabilecek güzel yerlerinden birisiydi. Sonra da Bilkent Üniversitesi'ne gidince direkt zaten orada öyle bir algı oluyor. Yani Bilkent'i bitirirsin, burslu ve başarılı bir öğrenciysen Amerika'ya akademisyen olmaya gidersin. Ben de öyle bir düşünce vardı bende. Öyle olunca üniversitenin son sınıfında 2001'de işte bütün başvurularımı ona göre yaptım. Amerika'da planlarıma göre Amerika'ya 22 yaşında doktor öğrencisi olarak gidecek. 5 yılda doktorayı bitirecek. 27 yaşında PhD'li işte doktor olarak Türkiye'ye dönecek falan. Ondan sonra işte gençlik ve daha ilk şey hayalleri. O arada Amerika'da zaten benim Bilkent'teki çevremden de insanlar özellikle sayısal bölümdekiler başlamıştı gelmeye. Sayısalcılar için çok olağan bir süreç bu. Mühendisseniz, genetikçiyseniz ama ben siyaset bilimi okudum. Bu da zaten ayrı bir soru. Şimdi olsa aynısını yapar mıydım? Büyük ihtimalle yapmazdım. Belki Türkiye'de okurdum ama Amerika'da ona devam etmezdim. Başka şeyler yapardım. O ayrı konu. Tabii başımıza gelecekleri bilmiyorduk. Biz böyle hani daha gelişmiş, oturmuş, stabil bir ülkenin vatandaşları gibi istediğiniz, canınızın istediği bölümleri okuduğunuz zaman hayat size şey gösteriyor. Hayır, sen aslında Orta Doğuluktan çıkamamış bir ülkede bir kadın, bir gazeteci, öğrenci, başına her şey gelebilir. Aslında siyaset bilimi okumak bir lüksmüş. Ona da ayrıca gireriz. Çok dağıtarak anlatıyorum ama hepsi birbiriyle bağlantılı. Özetle Amerika maceram ilk 18 yaşında bir liseyi bitirmiş bir öğrenci olarak gezmekle başladı. Sonra birkaç defa üniversiteyi önce bitirir bitirmez bir doktora kabul aldım Chicago'ya. Chicago'dan geri döndüm 3 ayda. O benim için bir hezimet gibi oldu ve öyle egom kaldıramadığı için 2 sene sonra tekrar geri geldim başka bir bursla. Bu sefer Philadelphia Temple Üniversitesi'ne master'a başladım. Dedim ki önce master'ımı tamamlayayım. O sırada Türkiye'de başka bir master'a daha başlamıştım. Ama ikisi de uluslararası ilişkiler siyaset bilimi. Aslında şimdi baktığımda diyorum yani akademisyen olmayacaksanız sürekli böyle bir alanda yoğunlaşmanın çok da bir anlamı yok. Babam da aslında hep şey derdi. Şimdi eskiden böyle insan ilk gençlik yıllarında annesini babasını biraz küçümsüyor ya. Yani onlar ne bilir ki zaten ben onlardan daha Evet. çok modunda oluyorsunuz. Babam bana hep şey derdi. Şimdi sen bütün bu
derecelerle falan girdim. Yani iyi bir öğrenciydim. Burada şey yapmaya gerek yok. Artık zaten onları bir gurur vesilesi olacak, yapacak yaşta değilim ya. Yani onları geçtik. İyi öğrencilerde, kötü öğrencilerde hayatta başarının tek şeyi olmuyor bu Ölçütü yani. o değil, evet. Not değil. Önemli, önemsiz değil ama tek ölçüt değil. O yüzden babam şey derdi, bir imza etkin yok senin. Ben diyorum ne diyor ya babam imza etkisi falan. Ama sonra anladım ki böyle bir meslek edinme, imza etkisi olma, bir meslek olması çok çok önemli bir şeymiş. Özellikle Türkiye gibi bir ülkeden geliyorsanız. Sorunuza Evet. çok daha cevap verdim ama yani benim Amerika'ya gelişlerim 2001'de bir geldim geri döndüm. 2003 ile 2006 arası tekrar master'ımı bitirdikten sonra yine canım sıkıldı. Bu sefer doktora da yine kalmak istemedim. Philadelphia gibi bir yerde çok sıkılmıştım, bunalmıştım. Washington DC'ye bir staj başvurusu yaptım tamamen kendi imkanlarımla. Yani şundan dolayı diyorum. Genellikle böyle Türkiye ile ilgili işlerde böyle torpil falan işe girer. Belki şansım yaver gitti. Bir şekilde orada bir Washington DC'de gerçekten hiç kimseyi tanımadan önce ücretsiz bir staj yaptım. Sonra orada bir araştırmacı olarak yine cüzi bir maaşla hani birikimlerimi kullanarak birazcık çalıştım. Orada kalıcı bir iş olacağını düşünmüştüm. CSIS Türkiye Direktörü Bülent Ali Rıza kulakları çınlasın. Aslında ondan da çok şey öğrenmişimdir ama hayattaki ilk kazığımı ondan yedim diyebilirim. Hani iş olacak diye ben B planı yapmadım. Gençsiniz tabii B planı da yapmıyorsunuz falan biraz da. Sonra olmayınca tekrar böyle bir çalışma iznim ve vizem bitti. Öğrenci çalışma ve staj gibi bir şey vizesi oluyor Amerika'da. Bir master aldıktan sonra ya da herhangi bir diplomanızı aldıktan sonra Amerika size bir yıl boyunca çalışma hakkı veriyor, iş arama hakkı veriyor. O da olmayınca 2007 şartlarında tekrar Türkiye'ye geri döndüm. Bu sefer Türkiye'de 2007 süreci vardı. Böyle Tuncay Özkanların falan böyle Cumhuriyet mitingleri falan çıldırtıcı bir atmosfer yine Türkiye'de. Ondan sonra o zaman dedim ki bu ülkede yine yaşanmaz. Ve tekrar Amerika'ya bu sefer eski okuluma doktoraya tekrar başvurdum. Valla ben de şaşırdım ama beni tekrar kabul ettiler. Bu Amerika sefer maceranızın bu kadar inişli çıkışlı olduğunu ben de bilmiyordum. Yani şaşıranlar haksız da değilmiş aslında. evet haklılar ama şöyle bu biraz şeye benziyor. Eğer ben Türkiye'den hiç çıkmasaydım belki hani hep onu söylüyorum zaten insanlara. Okyanusun bu tarafına geçince bir daha asla aynı insan olmuyorsunuz. Burayı da görüyorsunuz. Avrupa için de aynı şey geçerlidir. Burayı seviyorsunuz. Başka yerlere Batı ile ilgili zaten hani Bilkent'te okumanın belki etkisiyle o sisteme dair zaten böyle bir ister istemez o sistem size güzel geliyor. Belki o hayranlıkla yetişiyorsunuz bilmiyorum. Ya evet Batı merkezli yetişiyorsunuz. Seviyorsunuz ama aynı zamanda gönlünüz ve fabrika ayarlarınız aslında biraz da öyle. Hele hele benim gibi yalnızsanız böyle ailenizi özlüyorsunuz. İstanbul'daki hayat daha cazip geliyor bir yandan. Bir yandan devam etmek istiyorsunuz. İki arada bir derede kalıyorsunuz. Aslında şimdi o göçmenlerde hep görüyorum onu. İşte dönmek mi kalmak mı? Diyorum ya Erdoğan bize bir iyilik yaptı. O seçeneği masadan kaldırınca ben hiç bu kadar hızlı Amerikalılaşmamıştım. Yani buraya adapte oldum, buralı kabul ediyorum kendimi. Çocuğum burada doğdu, burada evlendim. Dolayısıyla artık gerçekten öyle bir seçenek yok. Geri dönüş yok. Geçen Dolayısıyla. hafta Mahmut Akpınar'la konuşurken o şöyle bir şey demişti. Ben de ona katılmıştım. Şimdi gurbet hissi dönüş seçeneğiniz kapalı olduğu zaman biraz daha fazla hissediyorsunuz. Biraz daha fazla hani kendinizi gurbette hissediyorsunuz. Öbür türlü ya zaten istediğim zaman gidebilirim. İstediğim zaman annemi, babamı, arkadaşlarımı görebilirim. İstediğim zaman Boğaz'a karşı bir kahve içebilirim. Düşüncesi sizdeki o gurbet hissini biraz azaltıyor gibi sanki. Yani ikisi tabii çatışıyor aslında insanın içinde. Bir taraftan sizin söylediğiniz gibi hani o seçeneğin ortadan kalkması bulunduğunuz yerdeki hayata biraz daha sıkı sarılmanıza ve biraz daha ayaklarınız üzerinde durmanıza yol açıyor. Öbür tarafta da böyle bir acı var sanki, bir burukluk var için insanın içinde. Bana çok samimi söylüyorum. İnsanlar bunu söylediğinde inanmıyorlar. Hatta birisiyle sohbet ettiğimde yayından sonra yayını kapatınca dedi ki tabii dedi bunlar savunma mekanizması falan gibi. Belki öyle. Belki bundan 10-20 yıl sonra öyle düşüneceğim ama yani yemin ederek söylüyorum. Türkiye'ye dair bir özlemim yok. Yemekleri özlüyor olabilirim. Yani hani bir yerde güzel bir yemek falan görünce onları özlenebilir. Ya da işte tatil hani güzel tatil mekanları falan var. Ama böyle bir benim e-mailim bile ilk aldığım e-mail Sevgi İstanbul'du Amerika'da okurken. Düşünün ne kadar İstanbul'a bağlıydım. Ailem İstanbul'da, orada doğdum, büyüdüm. Kabataş Erkek Lisesi'nde Deniz'e Nazır okudum.
Ondan sonra çok seviyorum. Yani İstanbul'a her hafta sonu gittim neredeyse Ankara'dayken. Dolayısıyla çok seviyordum ve kendimi İstanbulsuz bile düşünemiyordum. Ama gerçekten 6 Mart 2016'da uçağa bindiğim ve Türkiye'den hani sağ salim çıkayım da ne olursa olsun diye düşündüğüm gün benim için bitti. Orada bir psikolojik bir kırılma yaşadım. Evet, köklerim, memleketim orası. Üzülüyorum, her gün takip ediyorum. Ama gerçekten özlemiyorum. Garip bir his. Evet. Yani gurbette hissetmiyorum kendimi. Belçika'da hissettim, ona da geliriz belki. Belçika'da gerçekten böyle çok tuhaf hissettim kendimi. Ama Amerika'da gurbette hissetmiyorum kendimi. Peki Türkiye'ye dönüş maceranızdan biraz da bahsedelim. Yani o sondan bir önceki dönüş diyelim. Bürokrasiye girdiniz. Hani babanız bir imza yetkin bile yok filan demiş ya aslında galiba onun istediği oldu. Onun duası temennisi mi gerçekleşti? Bir açıdan bir tarafından bir bürokrat oldunuz. Köşkte işe başladınız galiba. Elbette ki konumunuz gereği hani mahremiyet gerektiren şeyleri anlatmayacağınızı biliyorum ama biraz köşkteki hayatınızdan ve neden Türkiye'ye döndünüz? Nasıl bir teklifle döndünüz Türkiye'ye? Onu da anlatır mısınız biraz? Evet, belki başka platformlarda bilmiyorum anlattım mı? Kitabımda anlattım, ondan da bahsedeceğiz. Kitapta İngilizcesini anlattım. Ve aslında hiç yazılmamış bazı şeyleri de yazdım Çankaya Köşkü dönemiyle ilgili. Aslında bunu Türkçe de yazmam gerekiyor ayrıca. Çünkü tarihe o konuda bence biraz borcumuz da var. Fakat elbette ki ben orada bir gazeteci sıfatıyla çalışmadığım için bürokrat olarak beni güvenip kendi yakınlarına aldıkları için ha nereden diyeceksiniz? İnsanlar bunu da soruyor, merak da ediyor olabilirler. Şöyle bir hemen bir algı oluyor Türkiye'deki özellikle bu cinnet sonrasında. Ben Zaman Gazetesi'nde köşe yazdığım, Today Zaman'da gazeteciliğe başladığım, Today Zaman'da muhabirlik yaptığım için yani gazetecilik geçmişim cemaate yakın kurumlarda olduğu için direkt şöyle bir algı var. Aa tabii cemaat seni oraya sokmuş. Yerleştirmiş, sızmışsın falan gibi böyle şeyler oluyor. Kimin nereli önemi yok aslında. Ama bunu kendi çevremde bile gördüğüm için yani hani o cemaat çevresi diyebileceğim insanlarda da gördüğüm için onu hep söylüyorum. Şimdi de söylemekte bir sakınca yok. Fehmi Koru'nun başını derde sokmayalım ama Fehmi Koru beni Washington'da çalışırken tanıdı. Gerçekten Türkiye'de hiçbir tanışıklığım yoktu. Ben Fehmi Koru'yu iyi bir gazete okuru olarak okuyordum. Sonra Washington'daki bulunduğum çevrede o Türkiye projesi dediğim yerlere gelip gitmeye başlayınca sonra hatta Bülent Ecevit dedi ki bir gün ya bana bir iftar daveti geldi. Ben oruç tutmuyorum sen tutuyorsun. Sen git Fehmi de gidecek dedi. İşte Fehmi Korum, Murat Yetkin birkaç isim daha vardı hatta Rumi Forum'un bir iftarına gitmiştik. Orada aynı masada oturduk galiba. Benim orada İngilizce konuşuyor olmam ve Türk mesela bir Amerika'nın ilk Müslüman kongre üyesi de aynı masadaydı orada. Keith Ellison diye. Sonra adam dedi ki ya bana anlatır mısınız bu başörtüsü meselesi nedir diye. Tabii 2007 atmosferi düşünün 2006-2007. Ben de o konularda çok kızgınım Türkiye'deki hani şey rejimin tavrına, yasakçı tavrına. Ve onu anlatınca tabii sonuçta başım açık birisi olarak Türkiye'deki o kalıba sığmıyorum ya hani uymuyorum ya yani başı açık modern tırnak içerisinde görünümlü ama aynı zamanda başörtüsü özgürlüğünü savunan birisi falan. Herhalde Fehmi Korun'un da dikkatini çekti. Sonra benim bloğumu ziyaret etmiş. Ben de konuşkan bir insanım gördüğünüz üzere. O zaman da tanışınca herhalde ilginç bir profil geldi. Yani o dönemlerde özellikle sonuçta yani hem Batı'da iyi bir eğitim almış hem İngilizcesi iyi ama aynı zamanda dindarlara öcü olarak bakmayan hatta tam tersine kendisi de elinden geldiğince mütedeyyin olmaya çalışan bir profil azdı. Öyle olunca bizim onunla tanışıklığımız artınca, devam edince Washington'a geliş gidişlerinde ben İstanbul'a gittiğimde görüştük. Ve sonra ben Amerika'da dönmeye karar verince bu sefer şey oldu. Hani git gel git gel artık utanıyor insan yani bir daha döneceğim gideceğim demeye de artık şey yapıyordum yani. Şimdi doktora programındayım tekrar en son. Teknik olarak doktora yapmak istediğimi düşünüyorum ama gönlümden o geçmiyor. Kendimi aslında artık öyle de hayal edemiyorum çünkü Washington DC'deki o dinamik atmosfere alışmışım. İnsan seviyorum ben yani insanlarla iletişim kurmayı seviyorum, konuşmayı seviyorum, okumayı da seviyorum ama böyle izole bir şekilde sadece kitaplar arasında Amerika'da Philadelphia'nın bir banyosunda tek başına geçirilecek bir hayat beni çıldırtıyordu yani hakikaten bunalıma girmiştim en son yine. Sonra hatta bunu burada ilk kez söyleyeyim size yeni özel bir Evet, şey oldu. çok iyi olur. Bir Özel bir manşet verin artık. yani bunu artık eskiden söylemiyordum çünkü dini kullanmak gibi oluyordu.
Belki daha zihnen de çok daha dindar olduğum dönemlerde ve çok bunaldığım bir dönemdi. 2007'nin aralığıydı. Annemle babam hacca gidecekti. Noel zamanına geliyordu. Ben de çok bunalmıştım. Çok O yalnızım, yıl çok... ben de hacca gittim biliyor musunuz? Evet, öyle mi? Bilmiyorum. Yılbaşında haçtaydım. Oradan Evet, hatırlıyorum. aynen öyle. Ben dedim ki annemlere, ben dedim bekarım zaten. Yani ne zaman nasıl hacca gideceğim de belli değil. Babamın beni götürmesi gerekiyor hani dinen falan. Ondan sonra annemler dedi ki tamam sen de gel. Ben pasaportumu Amerika'dan yolladım. Noel'e geldiği için işlerimi erkenden bitirip oradan koştura koştura annemlerle geldim. Türkiye'ye gittim. Annemlerle hacca gittim. Böyle ekspres bir hacdı. 10 gün falan yanılmıyorsam böyle hızlı tarafından bir. O dönem ben hacca gittim mesela. Eve kimseye çok az insana söylemişimdir yani. Çünkü o zaten o dönem zaten Türkiye'de hani öyle bir algı oluyor ya kimse duymasın bilmesin. Biraz öyle bir şey de vardı. Hani biz öyle büyüdük biraz. Dindarlığınızı bilmemeleri daha iyi olur. Yani ileride işte önünüz kapanabilir, kariyerinize zarar gelir. İnsanlar her türlü önyargı vardı biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla oraya gidince böyle bende bir şey oldu. Yine bir böyle bir kırılma oldu belki. Ve dedim ki ya ben ne yapıyorum Amerika'da doktora programında? Ne olacak yani doktora bitirirsem? Kafayı yemiş bir doktor olabilirse olmak yerine İstanbul'da aileme yakın yaşarım işte. Yani Türkiye'de de bir şimdiye kadarki eğitimimle bir iş bulurum. Ben en iyisi döneyim dedim tekrar. Kimin ne dediğimle onun dedim ki bir daha döneceğim ya yani artık. Bu sefer dedim son. Ve bu sefer son derken nereden bilebilirdim ki 2006'da tekrar çıkacağım. Yani, ama gerçekten son. Yani bu sefer son diyorum. İşte o yüzden aslında hayatta hiçbir şeye son dememeniz lazım. Sonra o zaman dedim ki ya işte böyle bir manevi bir şeyin de etkisiyle dedim yani ben doktora falan yapmak istemiyorum. Sırf yapmış olmak için ya da adım da doktor olsun diye yıllarca kendimi bunu hazırladığım için doktora yapmak istemiyorum. Bu bana göre uygun değil. Kim ne düşünürse düşünsün, ne derse desin diyerek geri geldim. Geri geldikten sonra da o arayış içerisindeyken de zaten Fehmi Koru'yla da yazışıyorduk. Ona da bahsetmiştim. O da bana dedi ki aslında benim devletin tepesinde bir yerlerde bir arkadaşımın senin gibi bir profile ihtiyacı olabilir. Seni tavsiye edeceğim. İşte öyle başladı. Sonra Yani köşke taşın. cemaatle olmadı yani. Evet. Köşkte mutlu olmadığınızı biliyorum ben. Yani köşk size göre bir yerde değil. Aslında siz gazetecilik için yaratılmışsınız. Ben biraz öyle görüyorum ama çok sağa sola çok gittikten sonra asıl adresi bulmuşsunuz. Yani biraz şu anda bile mesela onu da soru olarak da soracaktım da bu kadar meşgaleye, bu kadar hayat meşgalesine rağmen bir taraftan öğretmenlik yapıyorsunuz, bir taraftan annelik yapıyorsunuz. Bu kadar meşgaleye rağmen gazetecilikten kopmamaya çalışıyorsunuz. Çok zor şartlarda bizde hani hiçbir imkanımız yok. İşte biraz önce Zoom'a bağlanırken yarım saate falan bağlanabildik. Yani bir de bu teknik işlerinde biraz acemisiyiz, biraz cahiliyiz diyeyim. Buna rağmen ama kopmamaya çalışıyoruz. Siz de kopmamaya çalışıyorsunuz. Benim kafamdaki Sevgi Akar Çeşme, yani gazetecilik aslında onun işiymiş, onun kumaşı gazeteciliğe uygunmuş ama beyhude biraz sağda solda dolaşmış gibi. Ne diyorsunuz? Aslında onların hepsi bir nelerin olmayacağını hani seçmeli sorularda önce olmayacak şıkları elersiniz ya. Şimdi şöyle insan Türkiye'de yetişiyor. İyi bir öğrenciyseniz yüksek puanlı bir yerlere gireceksiniz. Yüksek puanlı bir yerlerde okuyacaksınız. Gazeteciliğin algısı eskiden beri belki çok iyi değildi. Puan olarak baktığınızda vesaire. Sonra bürokrasi çok cazip, güzel. İşte onu da denediniz. Orada o da bir hayal kırıklığı oldu. Bütün bunları denemenin bana gerçekten faydası oldu. Bir, yani pek çok faydası oldu. Saatlerce konuşabiliriz bu konuları ama dağıtmadan anlatmaya çalışmak istiyorum. Bir, o gözümüzde büyüttüğümüz kurumların hiçbirisinin gözünde büyütülmemesi gerektiğini öğrendim. İki, 30 yaşından önce gerçekten hani böyle bir cumhurbaşkanlığı köşküne girdiğimde 30 bile değildim. Onların hepsine o büyük büyük makamlara sahip insanların ne kadar küçük şeylerle uğraştıklarını görünce bu kafamdaki idealizm bayağı bir çöktü. Şeye uğradı böyle yani bir hayal kırıklığına uğradım. Özel birebir Hayri Nisa Gül'den kaynaklanan hayal kırıklıklarım ayrı. Onlar belki çok şahsi olarak algılanabilir ama hani o mobbing denilen, yıldırma denilen şeyin en alasını yaşadım diyebilirim köşkte. Abdullah Gül'le ilgili aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani onunla ilgili hiçbir olumsuz
şeyim, tecrübem yok. Tam tersine, hani dediniz ya siz bu gazetecilik kumaşı. Benim orada hep bir süreç, belki düzelir, belki iyileşir, belki potansiyelimi kullanabileceğim işler yapılır, belki angaryalardan kurtulurum, belki beni gerçekten olmam gereken bölümde, alanda istihdam ederler diye beklerken baktım ki aslında burada kasti olarak bir şey var, beni oyalama var orada. Onları fark ettikten sonra ayrılmak istediğimi ben Abdullah Gül'e söylediğimde bana dedi ki, ben dedim medya düşünüyorum. Zaten dedi bence senin fıtratın gazeteciliğe uygun dedi. O da aynı şeyi söyledi. Çünkü meraklı bir insanım. Konuşmayı seviyorum, iletişimi seviyorum, soru sormayı seviyorum. Ve aslında bu virüs insanın içine bir kere girince bir kere de çıkamıyor. Mesela ben sabahleyin, size de belki yollamışımdır oraya. Sabah okula gittim. Öğrenciler gelmeden önce bir YouTube'dan böyle bir Türkiye ile ilgili haberlere bakıyorum. Gece yatmadan önce öyle. Hem Amerika hem... Çünkü seviyorum ya, haber dinlemeyi seviyorum. Şimdi kızım bile benim arabada bir kere, herhalde benim radyoya alışık, bir kere müzik dinlerken bu ne dedi, şaşırdı. Çünkü alışık değil. Yani ben hep ciddi şeyler yapıyorum, ciddi şeyler dinliyorum vesaire. Seviyorum yani, haber dinleme hoşuma gidiyor, mülakat. Hala bile mesela içimde atanamamış bir, hani Christian Amanpour'a hepimiz özeniriz ya. Diyorum aslında ben de belki yurt dışında başka bir yerde olsaydım bu potansiyelde olabilirdim, bu işi yapabilirdim falan diye. Biraz şöyle bir şey var. Bu 2016'dan sonra başımıza gelenlerin bende oluşturduğu hayal kırıklığı biraz oradan da kaynaklanıyor. Hani birkaç insan bana böyle tanımadığım anonim hesaplardan, aa işte konumunuzu kaybettiniz de öyle oldu da böyle oldu da. O insanlar oradaki hayal kırıklığını oradaki bir konumdan kaynaklandığını zannediyorlar ama oradaki hayal kırıklığı mecburi olarak bir diktatörlüğün, bir rejimin sizin hayatınızı kesintiye uğratmasının hayal kırıklığı. Öbürlerinde ben hep kendi tercihlerimle akademisyen olamayacağımı, bana göre olmadığını anladım. Sonra bürokrasiyi denedim, bürokrasi bana göre değilmiş dedim. Dışişlerinden sonra, şey, köşkten sonra benim bir dışişleri maceram da var. Oraya da gittim. Hani dışarıdan bakan birisi şey diyor olabilir, bu bir ajan, her yere sızıyor, her yere gidiyor falan. Hayır, orada biraz bağımsız, seçme özgürlüğü olan genç bir bekar, çocuksuz, her istediği yere istediği zaman gidebilecek bir genç bir kadının, meraklı bir kadının, biraz da potansiyelin de var o hepsini yapabilmeye sonuçta. Öyle olduğu için her gittiğim yere de uyum da sağlayabiliyorum o şekilde. Kariyer olarak da, yani öbür tarafta stabil bir iş var. Diplomatik pasaportunuz var, belki çok büyük maddi getirisi olmasa bile. Yani orada böyle bir şey var. Genellikle insanlar Gazetecilikten medyadan bürokrasiye bekliyor. bürokrasiye geçer. Hani genellikle öyle yapılır. Hatta o yüzden mesela ben gazetede benle ilgili insanların bir dedikodu olduğunu bile duydum. Şey, aa işte kovulmuş, atılmış ya da hiç kimse benim istifa edip de gerçekten kendi isteğimle ayrılabileceğime pek imkan şey vermedi, ihtimal vermedi. Çok komik anekdotlar da var bununla ilgili. Dağıtıyorum konuyu ama yani hepsi alakalı şey var. Ben ilk geçmeye çalıştığımda böyle medyaya falan, o zaman da işte Bülent Keneş'le de tanışıyoruz. Resepsiyonlara geliyor insanlar, orada tanışıyorsunuz vesaire. Farklı bir hayat tarzı yani. Sonra ben işte, benim dedem hayatta, hala 93 yaşında. Maşallah. Ve dedem için şey çok önemli, devlet. Tipik Anadolu, İstanbul'da yaşamış, sonra iş kurmuş etmiş ama kafasında böyle bir devleti çok büyük gören bir şey var. Dedem benim siyasal bilgilerde okuduğum için kaymakam ya da vali olmamı istiyor. Sonra ben Amerika'ya gidince şey dedi, Amerika'ya gittim ama bir benzin istasyonu bile açamadım. Onun kafasında başarılı olmak, para kazanmak ya da Türkiye'de devlette olmak. Ondan sonra şimdi doktora yapıyorum diyordum, anlamıyordu doktoranın ne olduğunu falan. Ondan sonra bu kadar hani okuyor 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 ama hiçbir şey yok ortada yani falan. Sonra ben ne zaman ki köşke girdim, O. ondan sonra Hava baba 1500. dedem için artık bir şey olmuştum. Yani hatta şöyle bir komedisi oldu. Orada köşkte İçişleri Bakanlığından, Dışişleri Bakanlığından memurlar atanarak geliyor biliyorsunuz. İşte vali yardımcıları var, valiler var, kaymakamlar var falan. Ondan sonra dedem beni ziyarete gelecek İstanbul'dan Ankara'ya. Ben de dedim ki arkadaşlara, oradaki vali yardımcısı birkaç arkadaş vardı. Beyim dedim, dedem valileri çok sever, kaymakamları çok sever. Size zahmet, dedem geldiğinde onunla biraz ilgilenir misiniz? Dedem ve babaannem köşke geldiler, düşünün. Yani işte yani 80'in üstündeydi ya da 70'in üstündeydi rahat, ama çok dinamik ve şey bir insan, hayat dolu bir insan. İşte o vali yardımcısı arkadaşlar, efendim amcacığım hoş geldiniz, ben vali yardımcısı bilmem ne, ben kaymakam bilmem ne. Dedemin herhalde hayatta Mest en iyi oldu. günlerden birisiydi. İşte o zaman
gerçekten torununun bir işe yaradığını düşündü herhalde. Yani dolayısıyla işte devlet algısı öyle bir şey. Sonra istifa edince, şimdi dediler ki Sevgi gazeteci olacak, öyle mi? Dedim ki, evet dede, dedim gazetecilik yapmak istiyorum, köşe yazmak istiyorum. Bir sinirlendi, bir üzüldü, bir kızdı. Nasıl istifa edersin sen falan böyle. Sonra öyle. Aynı şekilde dışişlerinde patronum olan Bülent Aras da. Sonra ben Today Zaman'da muhabir olarak başladım. Tabii mesleği, işi öğrenmem gerekiyor. Ne kadar bir şeyler biliyor olursam olayım, o başka bir şey. Ve mutfağından da öğrenmek istedim elbette. Sağ olsun Bülent Bey de bana hani o konuda fırsat verdi. Hani 3 habere gidiyorsa herkes, ben hakikaten 5 habere falan gidiyordum. Zaten o dur demez Bülent Keneş. Hani 5 haber yapsanız der ki altıncısı nerede falan. Ondan sonra kulaklarını çınlatalım biraz. O zaman da öbür Bülent Aras da şey demişti bana. Ne yani şimdi sen Today Zaman'da muhabir olmak için mi dışişlerinden istifa ettin falan diye. Böyle biraz öyle bir algısı var yani Türkiye'de gazeteciliğin. Çok dağıttım belki ama sanırım Peki, anlatmak o ben iki şeyi bilhassa sormak istiyorum. Bir, anneliği. Çünkü yani gazeteciyken de sizi çok mutlu gördüm ama anneyken ki yüzünüzdeki gülücükler, kızınızla paylaştığınız fotoğraflardaki mutluluk herhalde hiçbir şeye değmiyor. Annelik nasıl gidiyor? Kızınızla ilişkileriniz nasıl? Çünkü ben annenizle ilişkinin de çok iyi olduğunu, çok yakın olduğunuzu İstanbul'dan biliyorum. Şimdi bir kız olmak var, ortada bir yerdesiniz. Bir annenizle ilişkiler var, bir kızınızla ilişkiler var. Nasıl gidiyor bu iş? Evet, şöyle belki öyle klasik cinsiyet rollerine biraz sinir olduğumdan herhalde yıllarca ben yani böyle anne hani yalnız yaşamayı istemiyordum elbette. Biraz da muhafazakar bir çevrede olduğumuz için hani insanlardan evlenmesi bekleniyor. Bütün arkadaşlarım sırayla zamanla evleniyor, sonra bayağı bir yalnız kaldığım bir dönem olmuştu. Ya herkes evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor. Bende bir tuhaflık var gibi bir şey oluyor. Toplum sizden onu bekliyor ister istemez. Ama annelikle ilgili şöyle düşünüyordum açıkçası. Yani olsa da olur, olmasa da olur falan. Niye yani anne olmasam da olur gibi bir düşünce vardı. Ama şöyle bir şey var. Yani olmayanlara, bunu seçmeyenlere de saygı duyuyorum. Bu da bir tercih. Ama annelik öyle bir şey ki, belki babalık da öyledir. Yaşamadan ne olduğunu bilmediğiniz için olmasa da olur diyenlerin bir şeyleri kaçırdığını düşündüğümü söyleyebilirim. Yani eğer mesela benim bir kız kardeşim gelse, hayır anne olmayacağım, olmak istemiyorum dese, ben derim ki hayır ol. Yani öyle bir his. Dolayısıyla aslında şöyle, eğer hayatın bana getirdiği şartlardan dolayı belki daha erken anne olsaydım, gerçekten birkaç çocuk sahibi olmayı bile isteyebilirdim. Yani çocuk sahibi olmak gerçekten, hatta bunu yayın toplantısından bir kere sizin söylediğiniz bir şeye gelmek istiyorum orada. Bir kere yayında bir şey, pazartesi toplantısında bir şey konuşuyorduk. Siz dediniz ki insanlar için en yumuşak kanunları ve en değerli şeyleri çocukları. O zaman ben de biraz böyle şey diye düşünmüştüm. Yani ya abartı gibi. Ya abartı değil, önemli tabii Çok ki de yani. klasik bir düşünce. Evet, klasik yani. Hayattaki tek önemli şey, tek değil ama en önemli şey o mu diye. Şimdi düşünüyorum. Telefonumda kızımdan önce ne fotoğrafı vardı ne çekiyordum. İkincisi acaba, hani şimdi düşünüyorum hayattaki motivasyon ne için belki uğraşıyorum ya da ne için belki uzun yaşamak isterim? Kızım için uzun yaşamak isterim. Hani onun yanında olabilmek için isterim. Onu görebilmek için isterim. Onun evlendiğini, çocuk çoluk sahibi olduğunu. Hani klasik bir anne haline dönüştüm gibi diyebiliriz. Evet, güzel bir his, çok güzel bir his o. Bir insanın büyüdüğüne şahit olmak, bir insanın, bir bebeğin doğup onun aslında sizin şekillendiriyor olabilmeniz, düşünce yapısını, inançlarını, değerlerini hem siz şekillendiriyorsunuz hem size ait ama aslında size de ait değil çünkü bulunduğu toplumun eseri. Çünkü bazen ben ona Türkçe konuşup ısrar etmek ettiğimde böyle Türkçe konuşmaya, bana diyor ki ben Türk değilim, ben Amerikalıyım diyor. Sonra diyorum evet, o ayrı bir birey. Aynı şeyleri sevmek zorunda değil benle, farklı olacak. Bir yandan korkutucu, bir yandan endişe verici. Mesela Amerika'da işte okullarda silahlı saldırılar biliyorsunuz çok şey. Bazen kendi kendimi şey diye buluyorum. Acaba bugün okula gider gitti, silahlı saldırı olur mu? Olsa ne olur, ne yaparım? Ya da işte bu tür şeyler, insanın anne olunca aklına bin bir tane senaryo geliyor. Yani işte olmayacak şeyler. Bazen hayal edip ağlıyorum falan böyle, ya başına bir şey gelirse. Saçma bulabilirsiniz ama işte Yok. çocuğu kanser olanları görünce düşünüyorum.
Benim başıma gelse ne yaparım? Yani falan. Böyle garip bir psikoloji gerçekten. Çok güzel. Çok sorumluluk sahibi. Yani ilk doğduğunda hatta şöyle düşünmüştüm. Hatta esprisini de yaptım. Burada Amerika'da çok alışverişte her şeyin iadesi çok oluyor ya. İade ediyorsunuz. Paranızı geri alıyorsunuz falan. Hani bu çocuğun iadesi yok. İstifa yok. Hani sevmediğim işlerden istifa ettim. Değiştirmek istediğim ülkelerden gittim. Kaçtım belki. Yani ne derseniz deyin. Ama bu hayatta bırakamayacağım, istifa edemeyeceğim tek iş. Ama ilginç bir şekilde istifa etmek de istemiyorsunuz yani. Evet. Öğretmenlik nasıl gidiyor? Öğretmenlikle ilgili düşüncelerinizi de öğrenmek istiyorum. Hiç Evet, belki beklemediğiniz bir işti hayatta, daha önce hedeflemediğiniz, planlamadığınız bir işti, bilmiyorum var mıydı hayalinizde? Gerçi akademisyenlik bir açıdan öğretmenliğe benziyor ama herhalde bu şekilde bir öğretmenlik hiç düşünmemişsinizdir. evet, öğretmenlik hayalini kurduğum bir iş değildi. Yani geçmişte üniversitede asistanlık yaptığım için biraz böyle bir hafif aşinalığım vardı. Ama biraz o hayal kırıklığını tabii 2016 sonrası yaşanan süreç zaten başlı başına tekrar hayata yeniden başlama. Eskiden öğretmen olsaydım bile belki zor olurdu. Fakat tam böyle hani demin konuştuğumuz gibi nelerin olmayacağını görüp en sevdiğim, beni mutlu eden, kendimi ifade edebileceğim, yazı yazdığım, yeni insanlarla tanıştığım, haber yazdığım, mutlu olduğum bir mesleği bulduğumu zannederken böyle bir hani Erdoğan'ın darbesine maruz kalıp ülkeyi terk edince bir sene Belçika'da gazetecilik yaptım, yapmaya çalıştım. Turkish Minute web sitesini hakikaten yani bir laptop, bir internet bağlantısıyla Türkiye'de olan gelişmeleri İngilizce anlatmaya çalışarak çok kısıtlı imkanlarla sürdürmeye çalıştım. Ama sonra Amerika'ya gelince gazeteciliğin sürdürülemez olduğunu gördüm. Yani bu benim mecburi bir tercihim oldu. Hani daha öncekilerde hep benim tercihim söz konusuydu. Hayatta böyle bir şey insanı zorluyor. Yani kendiniz bir şeyleri seçtiğiniz zaman, gönüllü yaptığınız zaman, kendi rızanızla yaptığınız zamanki algıyla mecburen yaptıklarınız arasında fark oluyor. Dolayısıyla hani gazeteciliği mecburen bıraktım. Yani ben bırakmadım da gazetecilik beni bıraktı. Amerika'da biraz aslında iletişimle ilgili başka benzer işlere de biraz baktım. Ama bu hayal kırıklığının ve öfkenin kaynaklarından birisi şuydu. Bu rejim hayatımız boyunca doğru olanı yapmaya çalıştık. Çalışkan, elinden geleni yapan birisi olarak her şeyi yapıyorsunuz. Ama sizin iradeniz dışında öyle bir şekilde hayatınız kesintiye uğruyor ki bir öfke hissediyorsunuz, bir hayal kırıklığı hissediyorsunuz. Yani ne bileyim işte benden önce Amerika'dan dönmeyen arkadaşlarım işte akademisyen olmuşken, hayatları rotaları, kariyer rotaları bozulmamışken falan ben tekrar yeniden bir mecburi başlangıca mecbur kaldım. Sıfırlayıp tekrar bir daha başa alıyorsunuz her şeyi. Evet, yani tam sıfırlamış olmamakla birlikte işte buradan bir diplomamın olması, burada bir tecrübemin olması, dil yeterliğinin olması bunlar elbette büyük avantajlardı. Ama öbür taraftan baktığınızda Bilkent'te benimle aynı şekilde mezun olan arkadaşlarım burada akademisyenlik olarak hani kalıcı pozisyonlarını almışlar ve normal hayatlarına devam ediyorlardı. Ben birdenbire sıfırlandım. Dolayısıyla önce onun şokunu, öfkesini, bunalımını falan bir yaşıyorsunuz. Yani böyle patlıyor olmuyor her şey zaten. Sonra aslında eşimin de telkiniyle, bu arada o da ayrı bir macera. Onun için de Erdoğan'a teşekkür etmeliyim. Ondan sonra onu da bakın burada yeni bir şey size bir ikinci daha yeni ilk defa size söyleyeceğim bir şey söyleyeyim. Kitapta bahsettim insanlar şaşırıyor duyunca. Eşim Türk değil yabancı. Ondan sonra ben mi yabancıyım ona, o mu bana yabancı, yani bize yabancı bilmiyorum ama dolayısıyla o da yepyeni bir başlangıç, bambaşka bir hayat kurmuş oldum. Aslında o da belki buralara alışmama, farklı bir zihniyete, mindset dedikleri kafa yapısına geçmemi kolaylaştırdı belki. O bana dedi ki sen niye öğretmenlik denemiyorsun? Yani belki algısı, Amerika'daki algısı öğretmenliğin çok iyi olmayabilir. Çünkü Amerika biraz daha rekabete, fazla çalışmaya falan odaklı bir şey. Biraz böyle öğretmenlik hani daha rahata kaçan, daha kendisini zorlamayı istemeyen insanların yaptığı bir iş gibi algılanıyor. Maddi olarak da diğer işlere göre daha düşük olduğu için. Genel anlamda istisnaları var elbette.
Ama öyle olunca ya işte hani senin background'ınla gazetecilikte bir iş bulamayacağın belli. Hatta eşim şöyle dedi, bu bizim gibi gelen insanlarla ilgili şöyle bir gözlemi vardı. Hani sizi Bolşevik ihtilalinden sonra Rusya'dan kaçanlara benzetiyorum. Hep bir araya gelip birlikte siz vodka içemiyorsunuz ama çay içiyorsunuz. Birlikte bir araya gelip çay içip o eski günleri anıp tekrar geri dönmeyi, mal varlığını kaybedenlerin konuşması, işini kaybedenlerin konuşması ve buraya tutunmaya dair pek bir şey görmüyorum diye bir eleştiride bulunmuştu. Yani sanki herkes eski işini, eski hayatını geri alacak gibi. Biraz o bana da aslında bir hani uyandırma servisi gibi oldu desem yeridir. Şey dedi hatta, biraz böyle üzüldüm de o öyle deyince, benim için değil, ben bir iş sahibi değilim ama ne Türkiye'de kaybettiklerinizi geri alabileceksiniz ne geri dönebileceksiniz. Artık hani hepinizin, her birinizin burada ne yapabilirim diye düşünmesi gerekir gibi bir şey oldu bizi gözlemledikten sonra, ki doğru. Hani gurur yapmadan, eskiden şuydum, eskiden buydum demeden bunları yapabilmek, evet belki aklın yolu ama aslında kolay değil. Zannedildiği kadar kolay değil. Pek çok örneğe böyle rastlıyorsunuz. Eskiden hakim, savcı, işte diplomat vesaire olan, ne bileyim, ilk başta geçici bir süre belki Uber yapıyor, taksi şoförü yapıyor, başka bir şey yapıyor. Amerika'da, Batı dünyasında bunlar normal işler olabilir ama Türkiye'den gelen insanlar için hani şoförü olan, kapısını bile başkasının açtığı insanlardan bahsediyoruz yani. Neyse, velhasıl öğretmenlik bana da makul gelince öyle bir öğretmenlik sertifikasına başvurdum. Ve yabancı dil olarak İngilizce öğretmenliğinin benim background'ıma uygun olduğunu görünce öyle başladım. İlk başta mecburiydi belki. Ama şimdi seviyorum. Belki o içimdeki biraz idealist sevgi hala hafif duruyor. Ne bileyim, birkaç öğrencinin bile böyle hayatına dokunmak, birilerine faydalı olmak, aynı zamanda işte stabil bir iş, maaşı olan, emekliliği olan, annelerin söylediğine geri dön. SSK'sı olan. Evet. Ve aynı zamanda yaz tatili olan. Şimdi o yaz tatiline öyle bir alıştım ki aslında. Şimdi bana böyle 12 aylık işler şey geliyor. Acaba diyorum, tekrar bir gazetecilik, böyle çok istediğim, hayalini kurduğum bir yer olsa belki şey yaparım ama ona da alıştım sanki. Sanki buna da alıştım. İnsanoğlu her şeye alışıyor. Ama bir yandan da o içimdeki eski gazeteci de ölsün istemiyorum. Böyle biraz gururuma da dokunuyor sadece öğretmen olup gazeteci olmamak gibi de. O yüzden de işte her ne kadar YouTube'un sansürüne, Türkiye'nin yasaklarına maruz kalsak da en azından geleceğe bir şey bırakmak adına YouTube'a devam ediyorum, etmeye çalışıyorum. Bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Yazı çok okunmuyor ama kitap yazdım. O benim için Ben bir... tam sözü oraya getirecektim. Biraz kitabınızdan bahseder misiniz? Sosyal medyadaki paylaşımlarınızı gördüm. Birkaç da güzel anekdotu da aktardınız. Sağ olun program sırasında. Bu kitap nereden çıktı? Niye yazmak istediniz ve ne yazdınız? Evet, kitap İngilizce. Bu kitabın İngilizce yazılma hikayesi de aslında 2016'da ortaya çıktı. 2016'da Belçika'nın Ever adlı bir ilçesinde otururken, tek başıma ağlarken yaz ayında ve sanırım 15 Temmuz olmamıştı çünkü ben Mart'ta çıkmıştım. Ama işte gerçekten dönmeyeceğim düşüncesiyle çıkmıştım. Benim için Türkiye bitmişti, gazeteciler için bitmişti zaten. Türk halkına, toplumuna kızgındım, kırgındım. Ve şöyle düşünüyordum, yani Twitter'da yazdıklarımızda kendi kendimize yazıyoruz, kimse bizi anlamıyor. Yani işte ülkenin kolonları çöküyor diyorsunuz, herkes diyor ki oh yesinler birbirini, bize ne falan. Şimdi işte aslında o feryat figan çıkmaya başladı ama biraz geç oldu. Böyle kendimi çok yalnız, anlaşılmaz, gerçekten kimsesiz hissettiğim bir dönemde dedim ki ben Türkçe hiç kimseye bir şey anlatmayacağım. Bundan sonra dedim bir kitap yazacağım ve İngilizce yazacağım ve dünyaya derdimi anlatayım en azından. Ne kadar yazabilirim, nasıl olabilir bilmiyorum ama o düşünceyle, hatta bir ara Türkçe tweet atmayı da birkaç kereler onda bıraktım. Kızgınlıktan ve kırgınlıktan. Ve dedim ben duvara anlatırım Türkçe anlatacağıma daha iyi. Ve İngilizce yazmaya başladım o dönemde. Sonra tabii yıllara yayıldı. O arada işte Amerika'ya göç ettim, yeni bir işe başladım, evlendim, çocuk sahibi, işte çocuk bakma, başlı başına tek başınıza aile desteği olmadan zor bir şey. Bütün bunlara rağmen sekteye uğradı, bölündü. Ama aslında o süreçte biraz tamamlanmış oldu. En azından onu bitirebildim. Onun bir şeyin içindeyim. Yani en azından bitti. En iyi kitap bitmiş kitaptır. En iyi doktora tezi yazılmış tezdir. Düşüncesinden hareketle eksikleri gedikleri var ama bu şeyi anlatıyor. Bu kapak için bile çok uğraştım aslında, yani uğraştık.
Editörüm de benim Today Zaman'dan birlikte çalıştığım Amerikalı bir editördü. O konuda da şanslıydım. Bu aslında Türklerden çok Türkiye'yi bilmeyen ya da az bilen yabancılara yazılmış bir şey. Yani şöyle özetleyeyim biraz. En özetin özeti Choices, Tercihler isminde otobiyografi formatında olması gerekti. O yüzden belki biraz kronolojik başladığı için başlığı biraz sıkıcı olabilir. Tarihsel bir geçmiş de anlatıyor. Ama ikinci bölümde benim ve ailemin hani o bahsettiğim dedemin anekdotlarını da anlattığım, şimdi benim dedemden gelen bir demir elcilik, Kendi adalet. hikayeniz üzerinden aslında bir Türkiye fotoğrafı çekiyorsunuz, öyle anlıyorum. Öyle. Kendi ailemin 1930'lardan itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşmesiyle benim ailemin aslında ne bileyim Anadolu'dan İstanbul'a göç etmiş, orada kendi çapında daha iyi şartlara kavuşmuş bir ailenin neden mesela sağ partileri seçtiği, neden benim böyle bir aile içerisinde büyürken cemaate neden ve nasıl yakınlaştığım bir anlamda bir üçüncü yol. Çünkü Türkiye'yi dışarıdan bilenler ya Elif Şafak, Orhan Pamuk ya da öbür tarafta da Erdoğan ve İslamcılar ayrımında biliyor. Ama aslında Türkiye o kadar basit bir ülke değil. Hiçbir ülke o kadar basit değil ama ikiye ayrılabilecek, laik, anti-laik diye ayrılabilecek bir Türkiye yok. Bir de bizim gibi, benim gibi üçüncü yol diyebileceğimiz insanlar da var. Yani bu insanlar şöyle insanlardı, yok edildiler belki. Bir belki klasik müzik konserinden de zevk alacak. Belki klişelere girerek anlatıyorum ama aslında o klasik müzik konserinin başlama saati akşam ezanından önce mi sonra mı ona da dikkat eden bir kitle oluşuyordu Türkiye'de. Böyle bir hem aslında Avrupa Birliği'ni ve Batı'yı gerçekten isteyen, seven, zihin olarak laik, kimseye karışmayan ama yaşam tarzı olarak da kendisine karışılsın istemeyen bir kitle vardı. Belki şimdi herhalde yok olduğu gibi geliyor bana. Bu kitlenin gözünden Türkiye'yi anlatmak istedim ben. Benim hayat hikayem, elbette ki sürgüne zorlanışım ve sonra buradaki yolculuğum. Dolayısıyla böyle bir hani referans olabilecek Türkiye'yi tanımak, anlamak isteyenlere. Aynı zamanda son 10 yılda yaşadıklarımızı öyle sıkıştırılmış bir şekilde anlatmaya çalıştım. Köşk dönemi, işte benim bu bütün bu maceram, gidiş şeylerim, belki zikzaklarım, belki değişimlerim, hepsini büyük bir samimiyetle anlatmaya çalıştığım bir kitap oldu diye düşünüyorum. Dolayısıyla o yüzden kendi kendime de tanıtımını yapıyorum. Çünkü herhangi bir pazarlama ve tanıtım şey yok. Kendim çıkardım Amazon'dan. Amazon'un öyle bir güzelliği var. Eğer bir kitabınız varsa, yani bu kitabı yayın evlerindeki gibi 1.000 tane bastık satılacak değil. Amazon'da sipariş verildiği zaman Amazon basıp size yolluyor. Evet. Bir kitap versiyonu var Kindle. Buradaki resimler bazılarını size de paylaşacağım. Renksiz mecburen. Ama Kindle e-kitap versiyonunda öyle bir renkli kitap, işte sürgün, ne bileyim Türkiye'deki son fotoğrafım ya da işte trollerin saldırıları, beni Belçika'dayken arama kararının çıkarılması, beni mesela istemişler Belçika'dan falan böyle. Ondan sonra öyle yaşadıklarımızın bir özeti. Peki Türkçe ile ve Türkiye ile birazcık barıştıysanız bu kitabı Türkçe'de çıkarsanız yani bence hani İngilizce okuyamayanlar için bir haksızlık. Teşekkür ederim. Yani güzel düşünceleriniz, görüşleriniz için. Aslında sadece benim için değil, her bu süreci yaşayanın yazması gerektiğini düşünüyorum ben. Yazmaya yeteneğim yok ya da yazamam diyenlerin de öyle seslendirerek anlatması gerekiyor. Çünkü geçen gün Mümtezer Türkönen'in kitabı çıkmış, onu da almak istiyorum aslında, alacağım online versiyonunda. Çok güzel söylediği bir nokta var. Duygularımızı unutuyoruz. Mesela ben o kitabın ilk bölümündeki duygularda değilim artık. O isyan, öfke, haksızlık, bir sürü duygu fırtınasından geçtik hepimiz. O duygularda değilim. Eğer onları yazmasaydım unutacaktım. Evet. Hatırlayacaktım olayları belki ama o duyguları unutacaktım. Dolayısıyla herkesin yazması gerekiyor. Ben de not aldım, iyi ki not aldım. Eskiden beri böyle bir günlük tutma şeyim var. Bakın size, bugün çok aşırı derecede açıldım size. Bakın Türkiye'den Arkadaş gelen sohbeti olunca öyle oluyor. günlüklerimden bazıları. Bunlar benim 1993 yılından itibaren tuttuğum. Çoğu depresif genç kız şeyinde, yani çok özel bir şey de yok içinde o kadar ama yine de belli bir dönemi anlatıyor yani. Yazı yazmayı, günlük tutmayı seven birisiydim. Tuttum o notlarımı. Aslında istiyorum artık, Türkiye'ye kızgınlığım geçti, kırgınlığım duruyor. Ama birilerinin yazması gerekiyor bunları. Fakat şöyle, bu yaz yazacaktım.
Bir şekilde hani kızım hala küçük. Hı. Belki biraz da yazmanın şöyle bir şey var. Oturamıyorsunuz, başlayamıyorsunuz. Yani o başlamak çok zor bir iş. Hani neresinden başlayacağını bilmiyorsunuz tam falan. O notlarımı tekrar gözden geçirip o hislerimi tekrar hatırlayıp belki daha duygusal bir formatta yazmak istiyorum aslında gerçekten. Çünkü Türkçe kendi ana dilimde ne olursa olsun o duygularınızı ifade ettiğiniz dil aynı olamaz. Yani biz İngilizceyi öğrendik ama teknik daha teknik daha kitabi bir dille öğreniyorsunuz. Yani o duyguları yaşadığınız dil başka bir dil. Öyle yazmak isterim doğrusu. Evet Sevgi Hanım, çok teşekkür ediyorum. Yayınıma katıldığın için, kanalıma misafir olduğun için gerçekten benim keyifle dinlediğim ve çok şey de öğrendiğim bir sohbet oldu. Eminim izleyicilerimizin de çok hoşuna gidecektir. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Başka yayınlarda da inşallah tekrar görüşmek üzere. İnşallah ben de bana kendimi böyle genişçe anlatma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah birilerine belki bir ilham, bir fayda sağlamıştır. Belki bir keyif vermiştir. Belki kendilerini iyi zaman geçirmelerine vesile olmuştur. Ben de sizi günlük haber ihtiyacımı sizden alıyorum mümkün olduğu kadar takipteyim. Bu yayınlar gazeteciliği bırakmamak o yüzden gerçekten önemli. Gün be gün onun kaydını tutmak, olayları aktarmak, anlatmak çok çok önemli. Ben de size gazetecilik faaliyetlerini bırakmadığınız, devam ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İzlemeye devam ediyorum. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, apolitik konuşmaların bu haftaki konuğu Sevgi Akarçeşme'ydi, gazeteci. Meslektaşım, aynı zamanda mesai arkadaşım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi o hatırlatmayı yapayım. Sevgi Akarçeşme'nin kanalında da elbet aynı şey. Lütfen bizim yayınlarımızı desteklemeyi ihmal etmeyin. Desteğiniz çok basit aslında. Abone olmak, beğenmek, paylaşmak ve yorum yazmak. Bunları yaparsanız sesimiz daha çok insana ulaşabiliyor. Bugüne kadar yaptınız, teşekkür ediyorum. Bugünden sonra da yapmaya devam edin. Bir sonraki apolitik konuşmalarda görüşmek üzere, hoşça kalın.